Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu üçgen ve dörtgenlerin çevresi. Bu dersimizde üçgen ve dörtgenlerin çevresini nasıl bulacağımızı öğrenip sorular çözeceğiz. Üçgenin çevresiyle başlayalım arkadaşlar. Üçgen, üçgenin çevresi etrafındaki üç kenarın uzunlukları toplamına eşittir arkadaşlar. Bakın üç tane kenarı var. Eşkenar üçgenimiz. Kenarlarının toplamına eşittir çevre uzunluğu. 10, 10, 10. 30 santimetredir. Üçgenimiz, üçgenin çevresi, üç kenarının uzunluğunun toplamına eşittir. A kenarımız 8 santimetre, B kenarımız 12 santimetre, C kenarımız 7 santimetre olsun. Çevresini arkadaşlar A artı B artı C şeklinde buluruz. O halde arkadaşlar çevre eşittir. 8 artı 7 artı 12 o da eşittir. 27 santimetre bulunur. A kenarı, B kenarı ve C kenarının toplamıyla çevreyi buluruz arkadaşlar. Çevre eşittir. A artı B artı C'dir. Örnek yapalım arkadaşlar. Bakıyoruz 4 cm, 6 cm ve 3 cm olan üçgenimizin çevresini A artı B artı C formülüyle nasıl buluruz arkadaşlar? Çevre eşittir 4 artı 3 artı 6 o da eşittir 13 cm'dir. Karenin çevre hesaplamasıyla devam edelim. Karenin çevresi arkadaşlar. Karenin çevresi etrafındaki dört kenarın uzunlukları toplamına eşittir. Arkadaşlar kare dört kenar her biri 10 cm. Zaten karenin kenarları eşitti. 10 artı 10 artı 10 40 veya 4 çarpı 10 40 şeklinde de bulabiliriz. Kare şeklindeki bir masanın çevresini bulalım arkadaşlar. Karenin çevresi bir kenarın uzunluğunun 4 katına eşittir. O halde çevre eşittir. 4 çarpı bir kenar uzunluğu karemiz 5 santimetre uzunluğunda bir karenin çevresi arkadaşlar 4 çarpı 5 20 santimetre olarak buluruz karenin çevresi verilir. bir kenarın uzunluğu sorulursa arkadaşlar çevre uzunluğunu kenar sayısına bölerek buluruz örneğin kenar uzunluğu eşittir çevre bölü 4'tür arkadaşlar bu karemizin çevresi 20 santimetreydi 4'e böldük mü bakın bir kenarı 5 santimetre olarak buluruz karemiz A kenarı 29 cm ise çevre, karenin çevresini bulalım arkadaşlar. Çevre eşittir. 4 çarpı 1 kenarıydı. 4 çarpı 29 o da eşittir. 116 cm bulunur. Dikdörtgenin çevresiyle devam edelim. Dikdörtgenin çevresi etrafındaki 4 kenarın uzunlukları toplamına eşittir arkadaşlar. Bakın 4 tane kenarı var. Uzun kenarlar birbirine eşit. Kısa kenarlar birbirine eşitti. Uzun kenar 20-20. Kısa kenarlar 10-10. Topladığımızda arkadaşlar dikdörtgenin çevresi 60 cm bulunur. O halde arkadaşlar bakın uzun kenarlar birbirine eşit. Kısa kenarlar birbirine eşit. A kenarı yani kısa kenarı 6 cm. B kenarı 9 cm uzun kenarı. O halde arkadaşlar dikdörtgenin çevresi kısa kenarıyla uzun kenarının uzunlukları toplamının iki katına eşittir. Çevre eşittir. Uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2'dir arkadaşlar. Veya iki tane uzun kenarı çarpıp artı iki tane kısa kenarı çarpıp toplayabiliriz. Çevre eşittir. 9 6 artı uzun kenarla kısa kenarı topladım. 2 ile çarptım. 15 2 kere 15 30 santimetre olduğunu. Arkadaşlar ben genelde Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorum. Yine bir dörtgenimiz var arkadaşlar. Kısa kenar 10, uzun kenarı 20 cm ise çevresi kaç santimetredir gibi bir soru da arkadaşlar. Uzun kenarımız 20, kısa kenarımız 10. Topladık 2 ile çarptık. 60 cm bulduk arkadaşlar. Veya 2 çarpı 10 artı 2 çarpı 20, 20 artı 40, 60 cm bulunur. Dikdörtgen, dikdörtgenin çevresi şu şekilde asıplanıyor arkadaşlar. Çevre eşittir, A artı B. Yani uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2'dir arkadaşlar. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları o şekli çevreleyen bütün kenar uzunluklarının toplamına eşittir arkadaşlar. Şöyle bir şeklimiz olsun arkadaşlar. Bunun çevresini nasıl bulacağız? Tüm kenar uzunluklarını toplayarak bulacağız. O halde arkadaşlar 3 artı 3 artı 2 artı 3 artı 5 eşittir 16 santimetre buluruz arkadaşlar düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları o şekli çevreleyen bütün kenarlar uzunlukların toplamına eşittir yine arkadaşlar böyle bir yamuk verildiğinde yamuğun çevresini nasıl bulacağız arkadaşlar tüm kenarlarını toplayarak böyle bir altıgen verildiği zaman paralel kenar verildiği zaman arkadaşlar bunların uzunluklarını nasıl bulacağız birincisi arkadaşlar 6 artı 8 artı 3 artı 7 yani tüm kenarlarını topluyoruz. İkincisinde arkadaşlar bir kenarı 4 santimetreymiş. Eşit olduğuna göre her biri 4'tür arkadaşlar. O halde 4 artı 4 artı 4 artı 4 24 santimetre. Paralel kenara bakalım arkadaşlar. Tüm uzunluklarını toplayacağız. Tüm kenar uzunluklarını. O halde 4 artı 3 artı 5 artı 2 14 santimetre bulunur. Arkadaşlar şekil eşkenarsa yani şuradaki altıgende olduğu gibi çevre eşittir. Kenar uzunluğu çarpı kenar sayısıdır. Burada kenar uzunluğu bir kenar uzunluğu 4. Kenar sayısı da 6. 6 kere 4 24 şeklinde de bulabiliriz. İsometrik kağıtlarda verilen çevre uzunluğunu bulurken arkadaşlar iki nokta arasını bir birim olarak kabul edeceğiz. Bakın şurada olduğu gibi bir birim. 1, 2, 3, 4, 5 böyle sayacağız arkadaşlar. Sırasıyla saydığımızda toplam 15 birim bulunur. Yine burada arkadaşlar tüm kenarlarını toplayacağız. 1, 2, 3. Şöyle arkadaşlar devam edeceğiz. Şuralara dikkat. Bakın şu nokta, şu nokta, şu noktayı topladığımızda yine 15 birim buluruz. Burada arkadaşlar yine başlıyoruz bir köşesinden. Topluyoruz arkadaşlar kenarlarını. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yine 15 birim bulduk. İzometrik kağıtlarda çevre uzunluğunu bu şekilde buluyoruz. Bir şeklin çevresi hesaplanırken İçerisindeki uzunluklar kesinlikle hesaba alınmaz arkadaşlar. Sadece o şeklin çevresini çevreleyen kenarların uzunlukları toplanır. Örneğin arkadaşlar şöyle bir dikdörtgenin yanına bir kare eklediğimizde buradan çevresini istediğinde arkadaşlar bu kenar iç kenarın uzunluğu hesaba katılmaz. Bir dikdörtgen ile bir kare yan yana gelince çevresi hesaplanırken iç kenarları hesaplanmaz arkadaşlar. Bu dikdörtgenin çevresini hesaplarken şu Şöyle arkadaşlar şu sarıyla çizdiğim kenarların toplamına eşittir arkadaşlar. Örnek yapalım. Bir kenarı 8 cm olan ve 5 kare yan yana getirilerek bir dikdörtgen oluşturulursa dikdörtgenin çevresi kaç metre olur? Arkadaşlar hemen bir kenarı 8 cm olan bir kare, 5 tane kare yan yana getirelim. 1 2 3 4 ve 5 kareyi yan yana getirdik. Arkadaşlar bizim çevremiz şu siyahla boyadığımız yerdir. Yani kırmızı yerler iç kenarlar olduğu için burayı hesaba katmayacağız. Siyah kenarları hesaba katacağız. Her bir kenarı A santimetreydi kare olduğu için toplam 12 tane kenarı vardır. Ve 8 santimetreydi her bir kenar. 12 çarpı 8 96 metredir arkadaşlar. Yine bir kenarı 10 cm olan bir karenin yanına eşkenar uzunluğu kareninkine eşit bir eşkenar üçgen eklenirse oluşan şeklin çevresi ne olur? Hemen arkadaşlar bir kenarı 10 cm olan bir kare çizelim. Yine aynı uzunlukta bir eşkenar üçgen ekleyelim yanına arkadaşlar ve şeklimizin çevresi nasıl olur arkadaşlar? Şeklimizin çevresi dış kenarlarıydı. Yani şu oluşturduğum kenarlar olacaktı. İç kenar şu iç kenar hesaba katılmayacaktır. O halde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı var. Kenar sayısı 5. Eşit olduğu için arkadaşlar 5 çarpı 10 bir kenarı 10 cm ise 5 çarpı 10 50 cm'dir çevresi. Arkadaşlar soruyla devam edelim. Bir kenarı uzunluğu 6 cm olan çevre uzunluğu 22 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç cm'dir? Arkadaşlar bakalım. Uzun kenar uzunluğu 6 santimetreymiş. İki tane uzun kenarı var. Topladığımızda arkadaşlar toplam çevre uzunluğundan çıkarıp 2'ye böldüğümüzde kısa kenarı buluruz. O halde çevre uzunluğu 22 santimetre. Uzun kenarların toplamı 6 6 12 santimetre. Çevre uzunluğu toplam 22'den 12'yi çıkarırsak 10 santimetre kısa kenarları bulmuş oluruz. Bu dikdörtgen iki tane kısa kenar olduğu için bize bir kısa kenarımız olduğu için ikiye bölüyoruz. 10 bölü 2 5 santimetre bulunur arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Çevre uzunluğu 360 metre olan kare biçimindeki arsanın bir kenar uzunluğu kaç metredir diyor arkadaşlar. Kare arkadaşlar çevre uzunluğu verirse bir kenarını nasıl buluyorduk? Çevre uzunluğu bolu 4'te arkadaşlar. Çevremiz kaç 360 metreymiş. Dörde böldüğümüzde arkadaşlar çevre uzunluğunu dörde bulduğumuzda bir kenar uzunluğunu buluruz. O halde 360 bölü 4 90 metredir bir kenarının uzunluğu arkadaşlar. Yine yanda verilen şeklin çevre uzunluğunu bulalım. Arkadaşlar bu şekillerde çok kolaydır. Bakın burası 8 santimetre ise arkadaşlar burası 4 ise burası da nedir? 4'tür arkadaşlar. Çünkü bakın burası tam burası ve buraya karşılık geliyor. Yine arkadaşlar. Bu kenarı 10 santimetre ise, bu kenarla, bu kenarın toplamı bu kenara eşittir. Yani burası da kaçtı? 6'dır, 6 santimetredir. Arkadaşlar, topladığımızda çevre eşittir 10 artı 10, 8 artı 8. Bakın arkadaşlar değişen bir şey yok. Bu şekilde yapılması çevre uzunluğunu değiştirmiyor. 8, 4 4 daha 8, 6 4 daha 10, 10 10 artı 8 8, toplam 36 santimetre bulunur arkadaşlar. Yandaki yamuğun çevresi 58 metreymiş arkadaşlar. AB ve kenarı şu kenar DC'nin 2 katıymış. Buna göre AB kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Bakın metre verilmiş, santimetre istiyor. En son biz ne yapacağız? Metreyi santimetreye çevireceğiz. O halde arkadaşlar nasıl bulacağız? Öncelikle bu DCA olursa AB DC'nin 2 katı olduğu için 2A olacaktır. Hemen arkadaşlar toplam çevreden AD uzunluğu ile BC uzunluğunu çıkarırsak arkadaşlar DC ve AB uzunluğu kalır. Bu da 2A, 3, A da 3A uzunluktadır ve 3'e bölürsek buluruz arkadaşlar. Bölüm 1A'dır. Bizden 2A istediği için 2 ile çarpıp sonucu bulacağız. Arkadaşlar hemen toplayalım. 13 ile 9'u topladığımızda 22 bulunur. Toplam 58 metreydi arkadaşlar çevre uzunluğu. 22'yi çıkarırsak A ile yani DC ile AB uzunluğu toplamı kaçmış arkadaşlar? 36 3'e böldüğümüzde arkadaşlar burayı buluruz. Kaç buluruz? 12 buluruz. Bu 2 katıymış arkadaşlar. 2 çarpı 12 de 24 metredir arkadaşlar. Bizden kaç santimetre istediği için arkadaşlar çevireceğiz. 24 metre 24 çarpı 1 metre 100 santimetreydi. 24 çarpı 100 o da eşittir 2400 santimetre olur. Yani cevabımız A şıkkı. Dersimiz sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.